lan? Senin borç işi tamam be kirli. Yatma işte çamura, gözünü seveyim. Bilmiyorum Kelibek. Bak 4 ay oldu. Daha borcun boğusunu göremedik yani. Oğlum su koyma işte ya. Zengin bir kızı kafesledim diyorum. Hem dükkanları var bak işte. Yalıları falan da varmış. Bunların hepsi cepte. Kız bana acayip yanık oğlum. Ama bu işi bitirmem için senin yardımına ihtiyacım var kirli. Aga, bak işte bir numara varsa alırım kelleni, haberin olsun. Ya oğlum kıvırma işte, temiz iş diyorum. Bak hem bu kızın çok güzel bir evi var. Yarın gece bunların evine gireceğiz. Ailedeki herkesi kaçıracağız. Sonrası party in the house. Aksın, ne ihtiyacın var? Bak şimdi gel. Biz gece olunca ne yapacağız? Kükrü aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Babacığım. Biz bugünle çarşıya gidebilir miyiz? Yarın okulda yok malum. O ben yanınızda gelirse bir problem yok. Yaşasın, tamamdır babacığım. Anlaşıldı, işine başa düştü. Hadi düşünün. Aferin kızıma benim be. Yanlarıma çavuşu gibi başlarında ol. Bırakma onları. Şşş, kırıtma lan. Kes hadi, kırıtma. Aslan abi. Bak yine. Ne var lan Kubat? Bu sene kurban alamamışsın abi, biz de kesemedik. Bak şu parayı vereyim sana, beraber danaya girelim. Ayy. Hadi hadi, ben de acıdım. Al benden de 200 lira. Yalnız danayı ben seçeceğim, ha ver. Bak görüyor musun? Veren el, alan elden üstündür ha. Yavrum 300 de bende var, koyayım üstüne ama yani bu parayla dana alınmaz ki. Ancak danayla bir mekana girip bir şeyler içebiliriz. Yine de yani düşünmeniz yeter, sağ olun. Bence olmaz yani, büyük para lazım ha. Damat. Damat. Ne? Seni günahım kadar sevmem. Ama biz bir aileyiz. Hadi al şu parayı. Git bir dana al. Al bu 10.000 lirayı al. Şaka yapıyorsun değil mi Halide Hanım? Yok, şaka yapmıyorum. Artık ailemiz genişledi. Bensiz hiçbir iş yapamazsın sen. Al canım. Gözüme bir şey kaçtı da. Dana olmasın. Hadi gidelim. Hadi gidelim Genco. Buradan mı çıkalım? Şöyle bahçede yürüyelim biraz. Evim büyük ya, nereden çıkacağımı bilemiyorum. Vay be, kadın bize hayat dersi verdi iyi mi? Ben gidiyorum, kapanmadan gideyim, meyhaneye gideyim. Beni de atsana Aslan abi. Ay ben de geliyorum, beni de at. Vay be. Kayınvalidemize resmen ders verdi ha. Vallahi çok yürekli kadınmış ha. Bana bak, kurbanlık pazarına gitmeden önce dükkanda az işim var, haberiniz olsun. Tamam Hasan abi, beni de Eminönü'nde at. Hayırdır lan? Abi şaka malzemesi alacağım. Gerçekten yok satıyor. Demek ki çok satıyor. Çok sattığı için yok satıyor. İyi bırakırız. Ay enişte, bana da çarşı uyar ya. Ah, nişanlım senin dükkanına gelecek de. Arkadaş ben daha ayakkabımın bağını bağlamadan sen ne çabuk nişanlandın ya. Ne yapalım hayat işte. Biraz hızlıyız. Ah bu arada damadın at çiftliği sahibi. İlişkimiz 4 nala gidiyor. Süper meslektaş sayılırız. Al getir onu da dükkana, bekliyorum. Asoş, dün gece aslandan intikam almaktan bahsediyordun. Sabah fikrini değiştirdin. Niye para verdin? Bir düşün bakalım. O paralar sahte. Köşedeki matbaada bastırdım. Yapma ya. Şimdi aslan o paralarla yakalanırsa başı derde girer ona. Ha anladım. Senden korkulur ha. Biz kaçın kurrasıyız anam. Bize numara yapılır mı? Böylece aslandan kurtulmuş olacağız. Ev bize kalacak. O kadınlar ne yapıyor ya? Hangi kadınlar? Bak. Ne yapıyorsunuz ayol orada öyle? Civcivli Hüsamettin Paşa için adak adıyoruz. Civcivli Hüsamettin Paşa mı? Asoş, demek ki Hüsamettin Paşa'nın hayaleti doğruymuş ha? Saçmalama Genco! Defolun lan!
Hönkürme kardeş. Bir umurda sendik. Belki şu tipinle bir koca da sen bulursun. Umudunu kaybetme. Ne diyorsun lan sen bana? Asıl dur. Dur hayatım. Ay ben. Ya bu Furkan gerçekten seviyor seni. Ya senin için çabalamaları falan o kadar tatlı ki. O niyeymiş? Her çabalayan tatlı olsaydı pastaneler tacizci dolardı. Fuat senin şu bağlamalarına uyuz oluyorum ha. Kıskanç ne olacak? Ya bu galiba haklısın. Yani sevmiyor olsa bu kadar uğraşmazdı herhalde değil mi? Bir de çok romantik. Ya herhalde kızım. Ya bak ne diyeceğim sana. Sen bu çocuğu bir daha düşün istersen ha. Gaza gelme Ayben. Sen daha iyilerine layıksın. Akıllı. Geleceği parlak. Sevdiğine kuralık yapmayacak. Zayıf, gözleri pörtlek, saçları yandan yumak. Modern bir insan yakışır senin yanına. Kim mesela? Johnny Depp mi yoksa? Yuh! Hayır, Johnny Depp değil. Ben gibi mesela. Ay Fuat durduk yere güleceğim sana ya. Kızım bak çaktırmadan da sana yazıyor ha. Siz ne saçmalıyorsunuz ya? Dalga geçmeyin benimle. Kim o? Kimse yok. Ne yapayım ben açayım bari. İyi günler. İyi günler. Nihal Hanım. Benim. Ben İSKİ'den geliyorum. Evinizi basan suyu tahliye ettik. Evinize dönebilirsiniz artık. Allah'ım Allah'ım. Evime dönsem Kubat beni toptan döver. Yanlış numara kardeşim. Yanlış numara. Ben başka Nihale'yim. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Oh. Nihale. Gelen kimdi? Ay delinin biri Mehveş abla yengem yani. Yanlış adrese gelmiş. Burası Taksim metrosu mu diye sordu yani. O kadar dengesiz. Yuh yani yuh. İnsan geldiği adresi kontrol etmez mi? Değil mi ya? Değil mi? Kontrol etmez mi? Mehveş yenge ben bir bakkala kadar gideyim olur mu? Tamam ben hadi müsaadenle, izninle. Hadi. Ayben! Yeter artık. Al işte. Gör Furkan'la Ayben. Bak beni dövdürtmek için adam tutmuş. Bu mu yani tatlılık? Boşuna heveslenme Fuat. Senin için gelmedim. Bu güzel çiçeğin kanadından bir su gibi süzülüp dökülmeye geldim. Benim işim şiddetle değil. Benim işim sevgiyle. Ay bu çocuk çok tatlı ya. Hastası oldum vallahi. Ayben. Ya sen pas geçeceksen ben joker hakkımı kullanabilir miyim? Kumru. Seni dinliyorum Furkan. Ne istiyorsun benden? Bu sefer ben konuşmayacağım Ayben. Sanatım konuşacak. Hazır mıyız çocuklar? Son, iki, üç, dön. Ayben. Rezalet buldum. Yine mi ya? Ama Furkan benim için böyle bir şey yapman çok hoşuma gitti. Harbi mi kız? Allah'ım şükür. Ver bir yanak. Oh. Ulan kepçe dözeri. Maç burada daha bitmedi haberin olsun. Ah sağ ol. Şuralara da birkaç tane bir şey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam aslanım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi cici? Ben var ya. Bu asaletin yaptığı kıyan karşılığında öyle bir dana alırım ki aklını kaybeder biliyorsun. Beşiş. Küsmüş lan. Benle muhatap olma. Benim atım yok. Beşiş sana nasıl küsebilir Cücü? Ne diyorsun ya? Abi kendisi... Kedisi. Bunun kedisi kaçmış dün evden. Ona bozuk, ona takık. Ona ben alırım. Kedisi mi? Bana bak, dükkandan kedi alıp götürüp besliyor musun lan? Duygusal. Aa, nişanlım geldi. Nişanlım merhaba. Merhabalar. Merhaba Osman Bey, hoş geldiniz. Ben Aslan Kral, yani bu alemin kralıyım. Dükkan benim üstüme yani. Meslektaş sayılırız. Eniştesiyim Cücü'nün. Siz de mi atlet istiyorsunuz yoksa? Yok yani at olayına daha girmedik ama ne bileyim işte sülüktü, tavşandı, köpekli falan o tür muhabbetler. Öyle mi? Çok güzel.
Bir saniye. Otur, otur, otur. Alo. Evet müdür. 100 tane daha atın. Zaten çiftliğin yarısı boş duruyor. Ne? Tanesi 1 milyon dolar mı? Çok ucuz. Hemen alın o zaman. Ne? Nakitte 10.000 mi eksik? Bir at eksik olursa hiçbir atı vermiyorlar mı? Tamam da kardeşim, bankalar da kapandı. Şimdi ben nereden havale yapayım? Hepiniz kovuldunuz. İsviçre Bankası'nda 1 milyar dolarım var. Ve 10.000 lira yüzünden ben sudan ucuz atları kaçırdım ha. Hepiniz kovuldunuz. Hayrola Osman Bey, bir problem yok inşallah. Özür dilerim, çok özür dilerim Aslan Bey. Benim hemen şirkete gitmem gerekiyor. Gerçek değeri 200 milyon dolar olan atları 100 milyon dolara adamlarıma aldırıyordum. Fakat 10.000 lira eksik olduğu için alamıyorum. Tam bir rezalet. Bankalar da kapalı şimdi. Babam, ben seni buraya, ablam seni aşağılamasın diye gel. Gelmedim. Yani şey kardeşim, ben seni takılmayı çok seviyorum, o yüzden seninle geldim. Sağ ol canım, sağ ol. Neye coştu ki şimdi bu Sümbül? Anlamadım. Ben ne olay diyeyim o zaman? Ben hiç nakit taşımam. O zaman şirketteki masamın ayağı sallanmasın diye altına bir külçe altın sıkıştırmıştım. Onu bozdurayım bari. Ya ne gerek var efendim, ticaret yapıyoruz. Yani ikimiz de aynı koşullardayız. İsterseniz takdim edebilirim. Ne gerek var şimdi masanın altındaki külçeyi alacaksın, ayarı bozacaksın. Hiç gerek yok yani, devir düşüyor. Orada paramız var, hallederiz. İşte ne yapıyorsun ya? Abi. Burada... Babacığım 10.000 lira kesinlikle çok önemli. Kesinlikle kabul edemem. Kesinlikle ya kabul edemem. Bak, beni tanımıyorsunuz, çok ayıp. Şu gözünüzde düştüğüm değere bakar mısınız? Samimi söylüyorum. Yani değeriniz 4 katına çıktı yani. Bunu ifade etmeniz böyle özgürce, o bana bile hoş bir kat verdi. Lütfen buyurun, bunu takdim ediyorum. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Kesinlikle alamam. Osman Bey bakın, yani aramızda bir akrabalık, bir koşulluk oluşacak. Bu parayı almanız beni mutlu eder. Biz parada pullu değiliz yani, anlatabiliyor muyum? Alın işinizi görün, nasıl olsa hallederiz. Dükkan dönüyor çok şükür. Alırım ama bir şartla Aslan Bey. Ben bu işi bir halledip geleyim. Kar payı olarak da size 50.000 dolar para getireceğim. Ya olur mu öyle şey yani? Kabul mü, siz onu söyleyin. Yani gönlünüzden kopuyorsa tabii bir şey diyemem ama yani böyle bir şeye gerek yok yani. 50.000 dolar. Gerek yok, değil mi? Peki. Alıyorum o zaman. Buyurun lütfen. Jülide, görüşürüz sevgilim. Oldu, tamam kelebeğim. Aslan Bey, teşekkür ederim tekrar. Estağfurullah. Aslan Bey, benim içim rahat etmeyecek. Ben size arabamın anahtarını bırakayım. Beni tanımıyorsunuz, ne olur ne olmaz. Osman Bey, kusura bakmayın, duymamış olayım böyle bir muhabbeti yani. Biz güven meselesinde karşılıklıdır her şey. Hiç merak etmeyin. Kafanızı yormayın. Gidin annem. Çok teşekkür ettim. Görüşürüz. İşte. Danının parasını niye verdin bu adama? Yavrum, at gelecek yerden demek istilmez. Sen ne diyorsun? Küçük hesabı yapmayın. Adam 50.000 dolar diyor ya. Siz hala ufakçılık yapıyorsunuz. Abi ben plakasını alayım mı? Lan. Beşer tokadı yiyeceğim bak ha. Yem ver şu hayvanlara. Her gün aynı şeyleri söylettiriyorsun bana ya. Ulan kelebek, yine yaptın oyununu ha. Senden korkulur vallahi. Bir ara arabayı gerçekten vereceksin sandım. Ne oyuncusun ya. Uyum kurusun Bekirli. Blöfü bileceksin oğlum. Borcu da kapadık, iyi oldu bak. Artık kaçabiliriz moruk. Tamamdır bu iş, misliylem de. Oğlum, kaynağın yerini daha yeni keşfetmişken... Sen kaçalım, salaklık edelim diyorsun. Oğlum, bunlar çerez parası var ya bunlar. Daha bunlardan o sana bahsettiğim evde 100 katı var, 100 katı. Eğer bu turtozları bu evden kaçırıp yine aynı oyunla evi satın alıp yarı fiyatına satarsak, işte o zaman istediğin yere pis, kaçarız kirli. Bak ben bunu hiç düşünemedim. Ama boş ver be kelebek. Aza razı gelmeyen çoğu göremez. Kaçalım gidelim ha. Mal mal konuşma be oğlum. Sen hazırlığını yap. Zengin kısmı korkak olur, tırsak olur. Gece bunları bu evden kaçırırsak, sonra ben çeklemekle bu evi ellerinden alırım. İyi yere konduk be kelebek Osman. Şişt,
Ne var lan onun içinde? Bir bakayım. Lan sana ne lan? Karınca yiyen. İşine bak sen. Ne demek işime bak ya? Ben sözlük yazarıyım. Çok meraklıyım lan. Bu aralar çok duygusalım. Beta'yı şey yapıyorum. Beta'yı kabul etmiyorum. O kadar direniyorum lan. Çok duygusal anlardayım. Ne var lan onun içinde? La oğlum psikopata bağladı ya. Alçalt sesini alçalt. Gel yaklaş yaklaş. Nihale'yi aslan evinden kaçırıp çıkartmanın nihayet bir yolunu buldum. O torbanın içindekiyle mi abi? He, torbanın içindekiyle, poşetin içindekiyle, bunun içindekilerle nihayet nikahlı karımı adam akıllı dövebileceğim. İyi neymiş bu ya? Allah ıslah etsin seni ya. Ne psikopat adamsın lan sen? Bir düzelemeyeceksin arkadaşım ya. Ne yaptıysak olmadı ya. Sus lan! Sana oğlum? Karıncayı yer. Kadın benim değil mi lan? Kapı! Kimse yok. Ben açayım bari. Ya 3 saniye içinde amma yağmur yağdı arkadaş. Hiç anlamadım ki. Gideyim kurulanayım bari Mehveş abla yengem. Apşu hasta olurum yoksa. Aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Ne bir kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Açmıyor işte ya. Ya sen bir daha ara kardeşim. Berklere köpüklü partiye gidiyorum de. Belki o zaman damlar hadi. Ya açmıyor diyorum. Anlamıyor musun işte? Gitti oğlum paralar. Ya ne gittisi ayuh artık. Adamın jantı bile senin verdiğin paradan daha değerliydi be. Kızım benim paralarım gitti diyorum. Sen jantım diyorsun ya. Ne jantı? Ay enişte tamam. Toplantıda falandır. Açar bir ara ya. Uğraştırma beni. Ulan yürü gidin lan siz de. Çıkın gidin. Hadi be kardeşim. Aman iyice şey yaptınız ha. Çık. Çık kardeşim hadi yürü. Yürü. Çoluk çocuk giriyorsunuz buraya be. Yeter artık ha. Aslan. Bıktım ya umutsuz ev kadınlarından ya. Ne oldu ya? Sürüyü dağıttı bir şey yok. E hadi içeri çay koydum. Tamam. Dana ne oldu damat? Dana yani işte gittik ne yaptık Dana'yı hallettik. Yalnız büyük hayvan olduğu için araç da getirecekler. Ona göre de araç lazım. Peki parayı verdiğinizde bir sorun olmadı mı? Yok. Nasıl yani? Polis falan çağırmadılar mı? Niye polis çağırsınlar? Simsarlar aldılar parayı. Jilet gibi Dana getirecekler bize. Bütün mevzu. Değil mi kız Yüldü? Ha tabii. Ya hemen aldılar parayı. Hiç itiraz etmediler. Üstelik öyle bir Dana seçtik ki ayı gibi. Değil mi eniştoş? Ata benziyor. Zaten baldızım seçti. Ona göre büyük yeni bir tane getiriyoruz. İnanmıyorum. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek, gönül bu sevdadan. Ya vallahi. Ay kapat efendim, hiç yaklaşma, dur, hiç yaklaşma. Dur, kız dur, dönüp durma, kaçma, gerek yok kız. Tamam, stop, durdum. Ben bir konuda seni uyarmaya geldim, dayak yok. He, ufak attı gergedanlar yesin. Ya kızım baksana, gerçekten dayak mayak yok. Çok ciddi bir konuda uyarıyorum seni. Bu evde aksakallı dede kılığında bir hayalet gibi bir şey varmış. Geceleri kalkıp dolanıyormuş ya. Bak sen ya. Hem de aksakallı dede gibi bir şeye. He, ne yapıyormuş biliyor musun? Ne yapıyormuş? Geceleri geliyormuş, böyle sağa görünüyormuş. Gözünün içine cetlek cetlek böyle bakıp insanı böyle yadırgattırıyormuş. Abuk subuk hareketleri varmış. Sonra yere sis bombası gibi bir şey atmasıyla, patlamasıyla kayboluyormuş ninja gibi. Aa, o aksakallı dede değil miydi? Allah'ım Allah'ım, sen öyküleri karıştırdın Kubat'ım. Kızım, Japon ninjası gibi bir şey böyle. Japon aksakallısı, öyle düşün. Ha, benim bundan niye haberim yok? Sence böyle bir şey söylerler mi? Bebişim. Ay niye söylemesinler bebeğim? Ya bebişim bu ev halkıyla arası iyi. Onlarla alışmış artık hareket etmeye. Birlikte hareket ediyorlar. Ama bizi yadırgıyor. Biz yabancıyız ya. Bizden gıcık alıyormuş haspama bak. Ben seni uyarayım da yine. Gece biz karşılaştık. Bak oğlum bak gitme dedi. Ne öyle bir şeyler dedi ama ben çok da şey yapmadım yani. Dikkat et. Her an karşına çıkabilir. Tabii tabii. Ah zavallı. Değil mi? Ay ben de çok korktum Kubat'ım yani. Aslan abi çok uykum geldi. Ben yatıyorum. Allah rahatlık versin. Sana da Kubat'ım. Ulan adama bak ya. Kafayı koyar koymaz hemen uyuyor. Ne cins bir adam bu Kubat ya. O değil de ben ne yapacağım arkadaş?
Adama bak ya, kelebek gibi uçtu, arı gibi soktu. Şu koskoca İstanbul'da nereden bulacağım ben bu Osman denilen adamı? Ne yapıp ne edip parayı geri koymam lazım. Asalet kıllanmadan. En güzeli Genco'yu kaçırmak. Sus, sus. Ana! Hemen hazırlanayım. Hazır mısın? Sonuna kadar. Ben giriyorum. Sen erkeğe yat, tamam mı? Kirli aile. Tamamdır kelebek. Kazamız mübarek olsun. Yarına zenginiz oğlum. Aslan bu sahte paradan nasıl yırttı anlamadım ki. Yanında jüri de vardı. O şahitlik etti. Zaten esas ona inanamıyorum. Ben tuvalete gidiyorum. Bana bak. Hı. Dışarıda bir şeyden korkup da bağırıp durma sakın. Mehveş yengem böyle bir titreme de geldi bak şimdi. Ay dur, mutfakta soğuk algınlığı ilacı var, getireyim. Yok yok, sen zahmet etme Mehveş ablam, yengem yani. Size de yük oluyoruz zaten. Gideyim alayım ben. Ay sen... Estağfurullah, ne hale ben? Ey tamam tamam, sen oku oku oku. Yatmaya devam et, ben alır gelirim şimdi. Açmıyor ya, delireceğim. At sahibiyim dedi, eşek çıktı ya. Eşek, at hırsızı. Allah'ım. Ay, böyle sinirlenince bana bir şeyler oluyor. Yaşlandı mı, ne oldu ya? Gideyim de bir ayran yapayım kendime. Bir tansiyonum. Anam, geliyor kere sokarım benim. Şu feneri de yüzüme tutayım, Büyükşehir Belediye binası gibi. Aslana bak, ne basit numaralara yatmış ha. Aslanım! Ulan bizim baldız niye böyle sokak ortasında yatıyor? Ay, tövbe bismillah, başatın. En azından kostümün çalıştığını anladık. Yaktım sizi. Ses duydum sanki. Kedidir kedi. Allah, ben de duydum. Uf, kesin Furkan eşeği ya. Yüz buldu ya benden. Hemen eve sızdı. O zaman bir sopayı hak etti arkadaş. Ablacığım hak etti ama yine de çok sert vurma istersen. Ah! 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 O ne lan? Kelebek Osman. Yedim seni. Yedim. Alçak herif. Duygularımla oynadı resmen. Allah'ım. Ben bu devirde namuslu bir at sahibi bulamayacak mıyım ya? Bir dakika. Kim bu adam? Hasan'cığım ne oluyor? Bu adam Kelebek Osman lakaplı Osman Arpacı.
Uzun süredir arıyorduk kendisini. Bize yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz. Estağfurullah memur bey, vazifemiz. Yalnız bu geyiğin suçu neydi bu kadar çok şey yaptınız ya? Hırsızlıktan. Suçüstü yapamadığımız için bir türlü yakalayamıyorduk. Sonunda suçüstü yapabildik. Fakat şimdi bir de sahte para eklendi suçlarına. Sahte para mı? Evet, Osman sahtecilik işine fazla girmezdi ama biz de şaşırdık. Adamın üzerinde 10.000 lira sahte para çıktı. Ebele gübele! Bence de ebele gübele. Götürün mü toplum düşmanını? Çık lan dışarıya. Çık kapanı, götünü kırdırttın. Ebele! Pardon, sizin üstünüzdeki kıyafetler dikkatimi çekti de neden böyle giyindiniz? Babacığım, rahat ediyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Ben hep evde böyle takılıyorum. Peki ya sen? Komiserim, hırsız şimdi bu şekilde olduğu için ben de dedim aynı tarz olayım da yani kovalarken falan eşit şartlar olsun yani. Allah Allah. Peki, iyi geceler hepinize. Eyvallah, eyvallah. Ebele gübele! Ebele gübele! Demek sahte parayla beni yakalattıracaktın ha Valide Hanım? Demek kocamı korkutup beni bu evden kaçıracaktın ha damat? Seninle sonra konuşacağız. Çok kalabalık şimdi değil. Ben bunu çıkartmasını bilirim. Elinden geleni ardına koma damat eziği. Kızlar, yatabilirsiniz. Nasıl olsa babanız başka bir giysiyle bizi yarım saat sonra uyandıracaktır. Allah'ım. Yine bekarım. Hep bekarım. Alabildiğine bekarım. Şup şup şup. Ben de kaçayım. Malum yarın çamaşır var, bulaşık var. Saçlarımı süpürge edeceğim. Hadi iyi kular. Ya arkadaş, kahrolsun gelenekler ve de görenekler ya. Kendi öz karını bile dövemiyorsun. Ama Avrupa'da böyle mi? Keşke bir an önce ağabeye girsek ha. Baba, biz niye bu sene kurban kesmiyoruz? Hadi kızım odana çık. Babana gökyüzünden kurbanlık gelirse anca o zaman keseriz. Meveş, meveş. Allah Allah. Yine ihale bize kaldı, iyi mi? Hava al aslan. Zaten bir tek hava alıyorsun, başka bir şey yaptığın yok. Hava al yavrum. Haklı tabii kardeşim kadın. Koskoca bayram fili fili oyunla geçti. Hayvan pazarında adam gibi koyun da yok. Ben ne yapayım? Anam! Bu ne?